Mardin kapısından indim aşağı. Belime bağladım acem kuşağı. Kocaman elleri, dünyanın büyük elleri, 61 numara ayakları, dünyanın büyük ayaklarıyla ve 2 metre 51 santimetre boyuyla tam 3 dalda Guinness Rekorlar kitabına girdi. Dev adam Sultan Kösen nasıl bir evde yaşıyor? Babası onun için hangi cümleleri kurdu? Daha farklı. Ekmeğin yağlı tarafını ben yedim. Alişan Bey, seni seviyoruz. Boyu tam 2 metre 51 santim. Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun insanı olarak adını yazdırdı. İşte 39 yaşındaki Sultan Kösen'in Mardin Dedeköy'deki yaşamı. Ooo, aleykümselam Alişan Bey, hoş geldiniz Mardin'e, Derik'e, Dedeköy'üne, hoş geldiniz. Sizleri evimi gezdireyim, kaldığım yeri bir göstermek istiyorum. Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, Mardin Derik'te ailesiyle birlikte baba evinde yaşıyor. Buyurun Alişan Bey, geçelim bizim oturma salonumuz burası. Mardin'e. Burada şöyle yerde oturuyoruz, koltuklara sığamadığımız için yerlere bizim burada şark tipi yastıklar, halılar var. Bu şekilde biz oturabiliyoruz. Koltuklara sığamadığımız için gerçekten böyle biz daha uygun gördük ve daha keyifli bizim için. Şimdi sıra geldi mobilyaları özel yapılan odasını görmeye. Evet, gördüğünüz gibi odamın tavanları yüksek. Dev bir yatak var. Güzel dev bir dolap var, elbise dolabı. Şöyle bir uzanayım. Şu şekil. Normal boyutlarda kaç insan yatar bu yatakta? 6 insan sığar. Gardırop yani normal boylarda çok çok ekstra uzun yaptık. Çünkü elbiselerim uzun olduğundan dolayı gardırobu da uzun yaptık ve büyük, çok büyük. Yani hemen hemen boyum kadar, boyumdan daha uzun bence. Benden daha uzun bir elbise gardırobu yaptım. Sultan'ın tüm giysileri de kendisine özel hazırlanıyor. Editörümüz Hüseyin hırkasını deneyince giysilerin genişliği daha da iyi anlaşılıyor. Şimdi ben aldığım zaman normal bir şey gibi geliyor. Ama normal bir insan giydiği zaman farkı çıkıyor ortaya. Sen elinde gerçekten küçük duruyor ama benim elime geçtiği zaman... Evet. Tabii. Baksana küçük geliyor mu yoksa? Ay sen elinde baktığımız zaman küçük ama. Yani. Ben 1.86 boyundayım bile, uzunum. Her şey özel olması lazım yani. Normal bir takım elbise gidip kumaş alıyorum ya şeyde. Adam diyor bu kumaşı 3 tane takım elbise yaptırabilirim. Ben uzun olduğum için, farklı olduğum için tabii ki her şeyim de ona göre farklı, büyük, uzun, ekstra olması lazım. Ve dünyanın büyük elleri ve de dünyanın büyük ayaklarıyla Guinness Rekorlar kitabına girdim. Bu şekilde 3 tane farklı konumda. Ellerim şuradan şuraya 28 santimetre. Ayaklarım da şuradan şuraya 38 santimetre, 39 hatta 61 numara ayakkabı giyiyorum. Sıra geldi Sultan Kösen'in 61 numara olan özel yapım ayakkabılarını görmeye. Hepsi 61 numara ayakkabılar giyiyorum, kullanıyorum. Şu şekilde botlarım, bunlar kar botu ve her zaman bunları yağlıyorum, cilalıyorum. Ayakkabılarımı çok seviyorum, yani bez koyuyorum ki ezilmemeleri için ve özelliğini kaybetmemesi için bez koyuyorum. Bunlar benim canlarım, bunlar benim her şeyim. Ayakkabılarımı çok seviyorum, baksanıza ayna gibi ayakkabılarım var. Alişan Bey, senden daha fazla ayakkabılarım var. Şimdi de babası Abdülkadir Kösen'e mikrofon uzatıyoruz. Acaba nasıl bir çocuktu Sultan? Daha farklı. Daha farklı. Uzun olduğu için. Diğer çocuklarım ayrıldılar, gittiler. Ben ve Sultan kaldı. Ekmeğin yağlı tarafını ben yedim. Yani bütün kardeşlerimi soladım. Şimdi dünya birincisi, yani yeryüzünün yaşayan en uzun insanı oldum. Gurur
diyorsunuz. Gurur, tabii ki gurur diyorum Sultan'da. 7 yaşından sonra uzamaya başladı. Sultan küçükken nasıl bir çocuktu? Normal bir çocuktu. 6-7 yaşında sonra uzama başladı. 7-8 yaşında sonra uzama başladı. Ne hissettiniz o an yani? Biz de bilmiyoruz hastalık olduğunu için bilmiyorduk. Uzuyor diye. Sonra doktora götürdük. Doktor bizi Ankara'ya havale etti. O zaman gözü de görmemeye başladı. Gözü normale durdu ama bu uzama durmadı. Sen hatırlıyor musun Sultan? Tabii ki hatırlıyorum ama gerçekten şimdi geldiğim durum çok çok iyi. Onları unuttum bile. Eskileri... Şimdi daha mutluyum, daha çok güzel oldum, daha mutluyum. Dünyayı geziyorum. Her yerde insanlar benimle fotoğraf çekmek için yanıma geliyorlar. Mardin'e bağlı Derik ilçemizden Dede Köyü. Tüm dünya insanlar buraya geliyorlar, dünyanın her yerinden. Alişan Bey, seni seviyoruz.